Six maç önü programını sunar. Mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray Sarı Kırmızılılar 32. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Artık ligin bitmesine 7 maç kaldı. 7'de 7 hedefimiz. Bu akşam da galibiyet bekliyoruz. Tabii ki her maç zor. Bu akşam da zor olacak ama Galatasaray'ımız kadro kalitesiyle, şampiyonluğa inancıyla birlikte bu önemli deplasmandan 3 puanı alacaktır. Temennimiz bu yönde. Bugün stüdyo konuklarımız İlyas Kahraman ve Burak Dilmen olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş bayramınızı kutlayarak başlamak istiyorum. Tabii yine uzun bir ara vardı bu maça gelene dek. Süper Kupa maçı yaklaşık 2 dakika oynandı. Galatasaray kupanın sahibi oldu bildiğiniz gibi. Ama tabii ki lig maçı oynamaya hasret kalmıştık aslında. Bir öyle bir sezon ki üst üste pek çok maç oynadık. Böyle ara verince de özlüyoruz takımımızı. Son düzlükteyiz. Hedef 24 diyoruz bu akşam. Maça dair genel bir düşüncelerinizi alayım. Öyle başlayalım istiyorum. Sonrasında zaten 11'ler gelince değerlendirmelerimizi de yapacağız. Burak Hocam sizle başlayalım. Şimdi Alanya her zaman enteresan maçlar oluyordu geçmişte takımımızın. Özellikle Alanya'da oynandığı zaman. Çok iyi forveti, orta sahası, iyi, çok koşan ama defansta sıkıntı yaşayan bir takım. Her zaman öyle gördük Alanya'yı. Bugün de çok farklı bir ortam olacağını zannetmiyorum ama bize karşı özellikle Alanya'nın çok motive, istekli ve birçok maçlarda iyi organize takım oyunu oynayamasalar bile büyük takımlara karşı özellikle takım halinde oynadıkları için yeteneklerini takım halinde olunca daha tehlikeli bir takım. Çünkü futbolu iyi bilen, ofansif oyunu seven bir takım. O yüzden ilk 15-20 dakika her zaman olduğu gibi gol yememe açısından bu maçta, hani gol atmak çok önemli ama bu maçta ilk 15-20 dakika gol yemeden bitirmeleri daha önemli. Evet, kesinlikle önemli bir maç olacak sevgili seyirciler. 11'imiz açıklandı mı? Galatasaray'ımızın 11'i ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Kalede Fernando Muslera oynayacak. Savunmada Serge Aurier'i görüyoruz. Nelson, Abdülkerim, Kön, Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi sahada sevgili seyirciler bu akşam. Muslera, Aurier ve Kön. Aurier'i bu akşam izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz tabii ki. Nelson, Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11 ile Galatasaray sahada olacak. İlyas Kahraman, Galatasaray'ımızın 11'i açıklandı. Sen nasıl buldun? Oraya ilk 11'de bugün sahada olacak. Yani her zamanki gibi istikrarlı kadroyu korudu Okan Hoca. Tabii Oraya'yı seyredeceğiz. O da uzun bir aradan sonra merakla bekliyoruz açıkçası bu maçta. Tabii zor bir maç olacak. Ben son 7 maçın içerisine baktığımızda en zor 2 maç gibi görüyordum her zaman. Bugün Alanya maçı ve Fenerbahçe maçı. Diğer maçlarda Galatasaray'ın çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ama bu 2 maç çok önemli. Bugün de ilk maç. Hocamın da söylediği gibi Alanya takımı son 7 maçını kaybetmemiş bir takım. Son 4 maçı da kazanmış. Fatih Hoca geldikten sonra çok ivme yakalamış. İyi oyun sergileyen ve çok iyi, topa iyi sahip olan bir takım. Tabii burada Galatasaray'ın oyunu da çok önemli. Galatasaray'ın da bugün baktığımızda istatistiklerde ligin en iyi pres yapan, ön alan baskısını yapan bir takım. Kolay bir maç olmayacak ama tabii bence şampiyonluk öncesi son viraj gibi. Fenerbahçe maçı öncesi son viraj gibi. Bunu neden söylüyorum? Tabii Alanya'nın form grafiğiyle de alakalı. Bu akşamki maçı Galatasaray kazandığı takdirde bence burada Fenerbahçe maçına kadar puan kaybetmeden Fenerbahçe maçını da kazanarak şampiyonluğunu ilan edecek diye düşünüyorum. Ama tabii bu süreci çok iyi yönetmek gerekiyor. Biliyorsunuz yani son zamanlarda çok spekülasyon olaylar yaşandı. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na çıkmaması, federasyon üzerindeki baskısı, bugün hakemlerin bile, var hakemlerin bile yabancı olması. Tabii bu süreci iyi yönetmesi lazım Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin, futbolcularının. O yüzden de özellikle oyunculara çok iş düşüyor. Bireysel performanslar ligin sonu gelmesine rağmen çok önemli.
Ligin sonlarında özellikle yoğun maç tempolarından sonra yavaş yavaş bu oyuncu performansları düşebilir. Ama burada şampiyon oynayan takımlarda bunu görmemek lazım. O yüzden de oyunculara çok iş düşüyor. Haftada maç oynamadılar ama yine bir Urfa'ya gittiler, geldiler, bir yolculuk yaptılar. Antalya kampı kaynaşma açısından çok önemli oldu. Bu akşam ben Galatasaray'dan Alanya deplasmanında iyi bir sonuç bekliyorum açıkçası. Sevgili seyirciler, ilk 11'leri yorumlamaya devam edeceğiz. Maça doğru haberimizi sizlerle buluşturalım şimdi. Ardından hem bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz hem iki takımın da 11'ini sizler için analiz edeceğiz. Aslan Alanya'da 3 puan için sahaya çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına ilk sırada giren Galatasaray'ımız deplasmanda Corendon Alanya Spor'la karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç pazartesi saat 20'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada video yardımcı hakem odasında yabancı hakem görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması bu karşılaşmada da uygulanacak. Galatasaray'ımız ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı ve haftaya lider girdi. Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu yeşilli ekip 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı. Günay Güvenç cezası nedeniyle takımımızın kadrosunda olamayacak. Oliveira, Nelson, Sanchez, Ziyech, Kaan ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ımızla Corendon Alanya Spor arasında 2016-17 sezonunda başlayan rekabette sarı kırmızılı ekibimiz 9, turuncu yeşilliler ise 3 kez kazanırken 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Geride kalan 15 maçta takımımızın 35 golüne Alanya ekibi 17 golle karşılık verebildi. İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ımızın üstünlüğü bulunuyor. Aslan, rakibine konuk olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken 2 müsabaka berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda takımımız 14, Alanya Spor 11 kez ağları havalandırdı. Galatasaray'ımız Alanya Spor karşısında en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı sarı kırmızılı ekibimiz 4-0 kazanmıştı. Alanya'da tek hedef 3 puan sevgili seyirciler. Sizden de yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Değerli konuklarım Burak Dilmen ve İlyas Kahraman'a soru ve düşüncelerinizi yönelteceğim. Aynı zamanda her maç öncesi olduğu gibi skor tahminlerinizi de yazın gönderin. Az sonra okuyacağım, interaktif bir şekilde birlikte programı gerçekleştirelim. Az önce ilk 11'imizi ekranlara taşımıştık. Ben şimdi hemen İlyas Kahraman'lardan, Burak Dilmen'den de ilk 11 yolumu almak isterim. Oraya var bu akşam taraftarımızın merak ettiği bir isim. Bu akşam ilk kez 11'de yer alacak. Derrick Kern kanatta, yine bekte. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu tercihi var hocamızın. Ve yine aslında çok da alışık olduğumuz bir 11'le sahadayız. Galatasaray'ın böyle kemikleşmiş net bir kadrosu var. Siz nasıl yorumlarsınız bu kadroyu? Şimdi burada en önemli şey sağ kanattaki stoper ve bek olarak oynanan ikilinin nasıl uyum sağlayacağı. Ama dışarıda onların yerine yarını birkaç dakika içerisinde değişiklik gerekirse önemli oyuncularımız zaten duruyor. Sanchez gibi veyahut Kaan gibi. Yani en az o kadar iyi veya daha iyi bir performans gösterebilecek. Çünkü çok önemli. Çünkü rakip takımın açıkları, yani kanat oyuncuları çok suratlı ve güçlü olması o kanatları yoracakları anlamına gelecek. O yüzden bu özellikle sol tarafımızda
Köln'le Kerem'in birbirlerine iyi bir uyum sağlamasını defansif anlamda da hücum sonrası gerektirecek. Yedek kulübesine baktığım zaman bu kadronun sonradan daha sonra dahil olacak oyuncuların çok katabilecek oyuncular olduğunu görüyorum. O yüzden tabii oyun başladıktan sonra rakip takımın da reaksiyonları çok önemli. Özel çalışmaları var mı yok mu tabii ki bilemiyoruz. Onu göreceğiz maç içerisinde. Her şeyden evvel güzel ofansif bir oyun bekliyorum ben her iki takımdan. Yani birisi arkaya tıkanıp gol yememek üzerine bir taktik gütmeyeceğini Fatih Tekke'nin karakterini bu konuda bildiğimiz için güzel bir futbol oynayacağız. Akıllı ve sistemini iyi uygulayabilen takım avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi rakip analizi yaptığımız zaman son 4 maçını kazanmış bir takım. Son 7 maçtır da yenilmeyen bir takım var karşımızda. Aynı zamanda hücumu da seven bir takım. Özellikle Ahmet Hasan ve Oğuz'la birlikte oldukça etkili oluyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Hem rakip analizini yapacağız. Galatasaray'ımız zaten hem savunmada hem hücumda oldukça başarılı. Bugün geldiğimiz tabloda istatistikler ve puan durumu da bunu gösteriyor. Tabii ki inanıyoruz ve güveniyoruz ama keyifli bir maç olacağını düşünüyoruz bizler de. Kolay bir maç olmayacak tabii ki. Bunun dışında bakıldığında Galatasaray'ımız da geçtiğimiz hafta yine yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etti. Süper Kupa finalinde sahadaydı Sarı Kırmızılar. Hatta sonrasında da kendi aralarında bir antrenman maçı da gerçekleştirdiler. Kısa bir iznin ardından yine çalışmalar sürdü. Bütün camia hedef 24'e odaklı yani. Bu arada bir taraftan da yorum ve düşünceler geliyor. Şampiyon, şampiyon demiş taraftarlarımız. İlyas Kahraman ve Burak Dilmen'e selamlar gönderiyorlar. Galatasaray 3-1 kazanır diyorlar mücadeleyi. 3-1 skor tahmini geldi sevgili seyirciler. Allah'ın adaleti şaşmaz. Eninde sonunda tecelli eder. Galatasaray'ımız kalan maçlarını kazanacak. Bu sene de yine biz şampiyon olacağız demiş taraftarımız. Kalan haftalar için İlyas Hoca'ya sorum. Bugün Alanya ile yenişemezsek nasıl bir etkisi olur diyor. Tabii ki biz bunu düşünmüyoruz. Hedef 3 puan diyoruz ama zor bir maç diyor taraftarımız. Bundan sonraki maçlar için önümüzde de zaten bu maçtan sonra 6 maç kalacak. Ama biz Okan Buruk ve öğrencilerine güveniyoruz. Sen ne dersin İlyas? Tabii seyirci arkadaşımızın sorusuna şöyle cevap vereyim. Zaten programın başında da söyledim. En kritik 2 maç. Onlardan birisi Alanya. Olsa Allah korusun bir puan kaybında sonuçta son maç yine bir son maçtan bir önceki Fenerbahçe maçına kalacak iş burada. Ki burada aslında seyirci pek bir şey değişmeyecek. Değişmeyecek yani baktığımızda. Kazanma. Yine Galatasaray burada puan 2 puan farkla önde de olsa ben Galatasaray'ın yine burada kazanmak için oynayacağını biliyorum. Kesin. Galatasaray'ın doğasında var. O yüzden de hiçbir şey fark etmeyecek ama bugün Galatasaray'ın zor da olsa puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani o konsantrasyon içinde olduklarını da görüyorum. Bugünkü kadroyla ilgili de bir ufak yorum yapmak istiyorum. Tabii. Şimdi tabii herkes Ziyech oynayabilir, Zaha neden oynamıyor gibi sorular sorabilirler. Burada tabii hocanın şöyle bir düşüncesi olduğunu da görüyorum. Dinamik iki oyuncu savunma anlamında, Barış'ın da Kerem'in de takıma hem hücum anlamında ve savunma anlamında çok büyük katkısı var. Bu maçta o maçlardan bir tanesi. Yani Alanya'nın çok hızlı geçiş oyununu iyi yaptığını düşünürsek burada Aurier'in de yeni oynayacağını düşünürsek ona bir destek açısından Barış'ın orada olması çok önemli. Ve bu iki oyuncunun performansı da bugün aslında belirleyici olacak diye düşünüyorum. Kerem'le Barış'ın. Çünkü son haftalarda Kerem'in bir durgunluğu var ama o patlamayı tekrar bu maçta yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak senin de söylediğin gibi ama seyircimizin sorusuna gelince ben bugün puan kaybedeceğini düşünmüyorum. 4-0 olsun diyorlar. Geçen seneden beri aslında 4'er gol atmışız. Alanya Spor'a enteresan bol gollü maçlar da oynanıyor ve Dries Mertens atar. 4-1 alırız yine demiş bir taraftarımız. Dries Mertens'in de Alanya Spor karşısında muhteşem golleri var. Bunu söyleyelim. Bazı oyuncuların bazı takımlara güzel şansı golleri tutuyor, vardır. Evet. Şansı tutar. Gerçi Mertens'in de şansa da ihtiyacı yok. Kadar, evet. Gerçekten çok önemli. Alanya'ya karşı forma giydiği 4 maçta 5 kez ağları havalandırdı. 3'te asist yaptı Dries Mertens. Hakikaten önemli bir istatistik. İlk maçta da 2 golü vardı bu sezonda. Geçen sezonda keza
yine golünü izledik. İki sezonda bir de çok önemli istatistikti. Tabii. Sevdiğin takım hangisiydi? Fenerbahçe'ydi hocam ben. Fenerbahçe iyi. Gerçekten de samimi söyleyeyim yani Fenerbahçe. Herkesin çok vardır. Evet, Fenerbahçe hayatımda en fazla gol attığım takım Fenerbahçe. Ne mutlu sana. Güzel. Güzel. Derbilerde, ezeli rekabette en fazla golü varmış İlyas'ın. Yani, Anadolu takımlarında da hep Fenerbahçe'ye fazla bildiğim gol attım. Bildiğim için bir sorayım dedim, herkes öğrensin. Evet hocam, şimdi çok mütevazilik yapıyor. Bu Dries Mertens performansını da biraz değerlendirmek isterim ki bu sezonda hakikaten özellikle son süreçte ortaya koyduğu o dominant futbolu, hücumu organize etmesi hakikaten aklıyla ayaklarını konuşturup izleyenlere muhteşem bir futbol resitali sunması. Bir de Alanya Spor karşısında da böyle güzel de bir istatistiği var. Ne dersiniz bu akşam? İşte niye olmasın Mertens'in? Benim daha evvel de onun hakkında söylediklerimden en önemlisi, yaptığı işten çok zevk alıyor. O çok önemli bir şey ve benim takımımda öyle yaptığı işi seven ve bizi yönlendirebilen, başarılı gol atıp attırabilen oyuncuyu ben her zaman oynamak isterim. Yani diğer o pozitif yönde diğer oyuncuları teşvik ediyor. Tam tersi kötü gidince de hemen moralleri toparlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir oyuncu. Vücut dili çok önemli. Bu rakibi de yansıyor çünkü. O yüzden onun iyi ya da kötü değil, ilk önce ilk 11'de olması, olabilmesi çok büyük bir artı bir takım için. Gerisini zaten oyuna göre, pozisyona göre, hakeme göre, seyirciye göre zaten o ayarlamasını biliyor o tecrübesiyle. Çok önemli bir oyuncu. İlyas'a da Dries Mertens'i sormadan önce bir taraftan da Alanya'dan fotoğraflar geliyor ekranlarınıza, soyunma odamızdan, sağ içinden. Sevgili seyirciler, son gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz programımız içerisinde. Buyurun İlyas Kahraman. Benim çok küçük bir şey ekleyeceğim ben. Tabii. Hocam zaten birçoğunu söyledi. Zaten oyunun karakteri ve oyuncu kişiliğine kimsenin bir şey diyeceğini düşünmüyorum ama geldiği günden itibaren her maçını hemen hemen izledim. Her maçta oynadığı, oynamadığı maçta, içeride sonradan girdiği ve ilk 11 oynadığı maçlarda, çıktığı maçlarda hep yüzü gülen bir adam vardı. 37 yaşında bu kadar önemli bir kariyere sahip oyuncunun bir günde ayrı oyundan çıkarken böyle bir serzenişte bulunduğunu görmedim. Bu ne kadar önemli bir insan olduğunu, önemli bir karakter olduğunu gösteriyor. Egosu olmayan, evet, takım için her zaman var olan zaten onun için büyüyor. Evet. Sistem etmediği gibi bir de arkadaşlarının da her zaman motivasyonunu yükselten kesinlikle bir isim. İstanbul'da, Türkiye'de, Galatasaray'da çok mutlu. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ailesiyle birlikte. Ki uzun yıllar Napoli forması giydi. Burada da hiç adaptasyon süreci çekmedi. Evet. Zaten ailesiyle, çocuklarıyla birlikte çok geziyor. Bütün dediğimiz gibi İstanbul'u çok güzel geziyor. Geçen gün Ciro'nun gözlemeyen görüntüleri, evet, gördük. Görüntülerini gerçekten çok tatlı maşallah diyelim. Deniz Gülen'i bekletmeyelim. Alanya'da bizleri bekliyor. Artık maçın başlamasına yaklaşık 40 dakika kaldı. Deniz Gülen, iyi akşamlar. Alanya'dan bizlere neler aktarırsın? İyi akşamlar Melisa, teşekkür ediyorum. Stadyumun önündeyiz artık mücadele için. Geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Belirttiğin gibi yaklaşık 40 dakikalık bir süre kaldı. 40 dakika sonra iki takım karşı karşıya gelecek. Futbol takımımız da geldi, soyunma odasına geçti. Hazırlıklarını yaptı, ısınmak için sahada olacak. Şu dakikalarda büyük ihtimalle sahaya çıkacak Galatasaray'ımız ve son ısınmasını gerçekleştirdikten sonra da mücadele başlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta. Alanya'da öğlen yaptığımız bültende çok sıcak bir havadan bahsetmiştik. Şu dakikalarda artık güneş dağların arkasına doğru şöyle bir geçti. Hava bulunduğumuz nokta biraz Alanya'nın yukarısı, dağlara daha yakın bir noktası. Burada biraz daha o serinliği hissediyoruz. Yani artık futbol oynamaya bir hayli elverişli bir hava var. İnsanı bunaltmayan, sıkıntıya düşürmeyen bir hava var. İçeride de Galatasaray taraftarının sesi bizlere kadar geliyor. Deplasman tribünü olarak adlandırılan hemen kale arkasındaki tribünde yerlerini almış durumda Galatasaray taraftarı ve
Biz buraya geldiğimiz andan itibaren de müthiş bir destekle takımlarına o desteği veriyorlar. Mücadele boyunca da onların desteği bizler için önemli olacak. Tabii ilk 11'leri değerlendirdiniz elbette ama şunu da söylemek lazım. Galatasaray'ımızın yeni transferi Sergio Oriye, geldiği günden bu yana oynamasını heyecanla, merakla beklediğimiz oyuncu bugün ilk 11'deki yerini alıyor ve Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkacak Sergio Oriye. Sevgili seyirciler, hepimizin tabii gözü onda olacak. Galatasaray taraftarının gözü onda olacak. Bunu da aktarmış olalım. Performansını da yakından takip edeceğiz. Teknik direktörümüz Okan Buruk aslında Süper Kupa mücadelesinde bir Sergio Oriye dışında bir değişikliğe gitmedi. Onu da belirtmiş olalım. Şu dakikalarda Galatasaray takımı da, futbol takımımız da sahaya çıktı. Taraftarımızın desteğini duydum. Sahaya çıktılar ısınmak için. Artık son ısınmayı gerçekleştirecekler. Fernando Muslera'yı göreceğiz kalede. Kerem Aktürkoğlu bugün formasında ve Alanya Spor karşısında olacak. Kerem Demirbay, Mauro Icardi yine gol yollarındaki en önemli ismimiz olacak. Dries Mertens hemen 10 numara pozisyonunda yine ait olduğu yerde. Derek Köhn solda, Sergio Oriye de sağda. İkisini birlikte bugün izleyeceğiz gerçekten. Bizler de heyecanlıyız. Köhn'ü izliyorduk ama Sergio Oriye'yi de bugün sağda göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. İki oyuncumuz da bugün kendi yerlerinde oynayacak. Nelson ve Abdülkerim Bardakçı stoper mevkinde yer alacak. Lucas Torreira, Kerem Demirbay ile birlikte hemen o savunma hattının önündeki iki isimden biri Kerem Demirbay, diğeri de Lucas Torreira. Barış Alper Yılmaz da yine Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sağ ve solda o koridorda önemli işler beklediğimiz isimlerden biri. Galatasaray'ımızda artık her şey hazır, dediğimiz gibi son ısınmayı gerçekleştiriyorlar. Maça yoğun bir ilgi var. Alanya Spor tarafta da maça yoğun ilgi gösterdi. Öğlen yine yaptığımız bağlantıda aslında tüm biletlerin satıldığını, kapalı gişe bir maç oynanacağını söylemiştik. Öyle de olacak. Alanya Spor taraftarı da gelmeye devam ediyor stadyuma doğru. Alanya stadını bilenler için, belki de bilmeyenler için de söyleyelim. Tabii oldukça aşağıdan yukarıya doğru bir yokuş var ve o yokuş boyunca da arabaların park edildiğini, taraftarların da yürüyerek stadyuma doğru gelmeye devam ettiklerini belirtelim. Güzel bir maç olsun. Haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray'ımız burada kazanarak İstanbul'a lider olarak geldiğimiz Alanya'dan lider olarak dönelim diyelim. Tabii yönetim kurulumuz da burada. İkinci başkanımız Metin Öztürk de burada. Başkan yardımcımız Niyazi Erkencioğlu da burada ve yönetim kurulu üyelerimiz de yine takımı desteklemek ve burada destek vermek, yanında olmak için Alanya'ya geldiler. Onlar da protokol tribününden maçı izleyecekler. Mücadele sonrasında 3 puanı alalım, güzel röportajlarla, detaylarla, yayınlarla yine karşınızda olalım. Şimdilik stadyum önünden yapacağımız yeni noktalayalım. Maç sonu görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Temennilerine katılıyoruz Deniz Gülen. İnşallah maç sonunda 3 puanla birlikte güzel röportajlarla güzel bir yayın olur. Oriye'den gol bekliyorum demiş taraftarımız. Tabii onun performansı çok merak ediliyor bu akşam. Abdülkerim'den gol bekliyorum demiş. Neden olmasın? Abdülkerim de stoper olmasına rağmen gol yollarında oldukça katkı veriyor sevgili seyirciler. Tabii ki Icardi şampiyonluk modunu açtı. Biraz da Mauro Icardi'den bahsedelim. Bir dakika bile yetiyor ona. 50 saniyede golünü gönderdi Fenerbahçe ağlarına Süper Kupa finalinde. Ama bunun dışında da zaten haftalardır aynı geçen sezon olduğu gibi gollerine devam eden bir Mauro Icardi var. Bu maçta da tabii ki takımı adına sadece gol yollarında değil, oyun şablonu anlamında da çok önemli olacak. Siz ne dersiniz? O golde hatırlattın Kerem'in ve Abdülkerem'in uzun topu mükemmel. Icardi'nin de o top ona gelmemesine rağmen Barış'ın nereye indireceğini bildiği için Barış da topa bakarken koşu alanını gördü ve buluşacağı yere topu bıraktı. O yüzden hem Abdülkerim hem Barış'ın çok önemli rolleri oldu bu golde. Icardi de işini yaptı. Yani çapraz mapraz dinlemiyor. O zaten gereken vuruşu yapıyor. Yani o golün hemen fark edilmesi, geç kalınmaması ve düzgün 2 topla golü bulunmasıydı. Bunu ne Fenerbahçe genç takım bile olsa beklerdi. Onu fark edip hemen uygulaması çok önemli. Onu gayet güzel yaptılar.
Tabii zeki bir futbolcu. Aynı zamanda oyun görüşünü, takıma katkısını birbirlerini çok tanıyorlar artık zaten. Neyi yapar, neyi yapamaz. O çok önemli. Icardi ile alakalı geldiği günden beri çok şey konuştuk. Ekleme şunu yapmak istiyorum. Gerçekten senin dediğin gibi şampiyonluk modunu açtı. Yani özellikle son haftalarda inanılmaz bir şey var. O sinerjisini görebiliyorum, enerjisini görebiliyorum. Çok konsantre olmuş durumda. Belirli zamanlar kopuklukları oldu ama özellikle son haftalarda Icardi gerçekten bence inanarak oynuyor. Yani saha içerisindeki aktifliğin bir başka. Zaten oyun karakteri çok iyi. Oyuncunun oyun içerisindeki hareketliliği mükemmel. Gol vuruşları mükemmel. Savunma anlamındaki hücum presi mükemmel. Yani takım halinde bütün olarak oynuyor. Yani tek başına oynayan bir oyuncu değil. O yüzden aynı performansı son kalan 7 maçta da sürdürürse şampiyonlukla taşlandıracak yani Galatasaray'ı yine. Icardi şov yapar bence demişler. Okan Hocam bir dakikada bile nasıl gol atabiliriz taktiğini çalıştırmış diyor. Evet. Taraftarlarımız kazanmak zorunda olduğumuz bir maç diyor. Kesinlikle artık her maçı kazanmamız gerekiyor. Icardi'ye 2 gol yazıyor taraftarlarımız. Peki yazalım. Sizi mi kıracağız? İnşallah öyle olur. 2 veya fazlası. Bunun dışında Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun bu akşam oyunda çok etkili olmasını bekliyor taraftarlarımız. Bu şekilde de yorumlar geliyor sevgili seyirciler. Tabii ki her oyuncumuz çok önemli. Alanya Spor'un uzun boylu oyuncuları var. Onlara da dikkat etmek lazım diyor. Bu da doğru aslında. Evet, hepsi atletik, uzun boylu. Evet, atletik ve uzun boylu oyuncular. Özellikle hücum hatlarındaki iki oyuncu da çok formda. Az önce de bahsettiğim gibi Oğuz haftalardır gol atıyor zaten ve Ahmet Hasan. Efecan var, o da çok tecrübeli bir oyuncu. Efecan zaten yıllardır tabii bildiğimiz birisi. Geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. Yani burada ön alan baskısını yaptığında pas yüzdesi olarak sanıyorum 3-4 takımdan bir tanesi şu anda. Başakşehir, Alanya işte büyük takımları çıkıyor. 3 pasta. Pas yüzdesi en yüksek takımlar. Gol vuruşuna geçebiliyorlar. Evet, yani geçişi de çok iyi yapabiliyor. Eğer o baskıda siz onları hataya yönelttiğinizde, topu kaptığınızda işi bitirirseniz gerçekten farklı bir skor da olabilir. Ama eğer o baskıyı tam anlamıyla iyi yapamaz, geçişe müsaade ederseniz bu sefer sıkıntı da sebep olabilir. Ama bugün ben Galatasaray'ın o baskıyı da iyi uygulayacağını düşünüyorum. Çünkü onun için iki oyuncuyu tercih etmiş hoca. Yani Kerem'le Barış'ı tercih etmiş. Çünkü sezon başından beri bunu en iyi yapan oyuncuların başında geliyorlar. Tabii. Hem savunmaya geliyorlar hem hücumda da katkı sağlıyorlar. Tabii o yorgunlukla gol de kaçırıyorlar. Bazen taraftar hani Kerem'e kızıyor. Çok basit goller kaçırıyor ama çok zor goller de attı. Çok iyi müdafaa da yaptı. Ben tartışmam bile. Evet, yani son... Çok saçma. Kendi oyuncunun en önemli oyuncularından bir tanesi 5 senedir neredeyse bütün maçlarını oynayan 5'te 1, 5'te 2 oranla gol atıp gol attıran adamı çok böyle yüksek, konuşmanın evet, çok saçma buluyorum ben. Yani hiç çok gereksiz bir şey. Çok verim aldığım önemli kendi çocuğuna niye böyle davranırsın? Ki 12-13. Bitirdiği sezonda bile takımı tek başına taşımaya çalışan bir oyuncuydu yani. Yani, Kerem'i konuşmamamız lazım yani. Onu söylemeye çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. Çok kıymetli bir oyuncumuz. Bu arada hemen tam ekran alayım arkadaşlar. Corendon Alanya Spor'un da 11'i açıklandı. Fatih Tekin'in bu akşam sahaya sürdüğü 11 şu şekilde: Ertuğrul, Furkan, Ali Tefecan, Efer, Ahmet Aslan, Oğuz, Coelho, Balkovec, Yusuf ve Hader Gonay 11 ile sahada olacak Corendon Alanya Spor sevgili seyirciler. Muhtemel 11'i zaten son haftalardaki. Evet, muhtemel 11'i. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Kayseri Spor'u kendi evinde 1-0 yendi. Sivas Spor'u 2-1 ile geçti deplasmanda ve Trabzon Spor'u da 3-1 mağlup etti. Tabii ki son haftalarda bu 4 galibiyeti var. Bunun öncesinde de 3 maç beraberlik: Fenerbahçe 2-2, Adana Demir 3-3 ve Fatih Karagümrük'le de 1-1'lik skorlarla ayrıldı sahadan. Oyun anlayışları dediğimiz gibi biraz önce de uzun oyuncuları var. Ön alan baskısı yapan bir takım burada. Kaybedilen toplarla alakalı pozisyonlar üretebilen bir takım. Şimdi bu noktada tabii ki her maç zor ama rakibimiz de oynamak isteyen bir takım olduğu için Galatasaray böyle maçlarda da
özellikle golü erken bulursa sonrasını farklı bir şekilde de getiriyor. Keyifli maçlar izliyoruz genelde oynamak isteyen takımlara karşı. Siz ne dersiniz? Evet, zaten o yüzden baştan yani güzel bir maç olacak her şeyden evvel. Çünkü her iki takımda hocaları da ofansif top oynamaya yönelik takımlarını çalıştırır. O yüzden rakibimizin özellikle sağ ve sol kanat oyuncuları, yani defans kanat oyuncuları çok ileriye gidip gelen oyuncular zaten. Diğerini Kasımpaşa'dan tanıyoruz, sağ beki. Devamlı koşan, çok kondisyon, atletik, aynı zamanda sert oynayabilen defansif anlamda. Ama burada hem Köne hem Oriere çok iş düşecek. Özellikle şu üçgenler, işte Barış Torreira sağ tarafta, sağ bekle beraber oynayacağı kademelerde birisi kaçırırsa, işte Nelson en yakın stoper, sol tarafta da diğer görevlileri olan o üçgenleri iyi kurması lazım. Kademelerini fazla açık vermeden tek paslarla çıkmalarını önlemeleri lazım. Kanatlardan aynı şekilde biz de gitmeye çalışacağız. Çabuk oyunu çeviren, topu 2-3 pastan ileriye taşıyan takımlar daha avantajlı olacak. Hızlı yön değiştirme de bu maçta çok önemli olacak, evet, diye düşünüyorum ben de. Zaten iki takım da bunun üzerine kuruyor. Atağa çıkarken şablonlarla, çalışmış şablonlarla, hatta Alanya 2-3 senedir aynı şablonla, evet, oynuyor. O yüzden takımın en uygun oynayacağı oyun karakterini, futbolcuların oyun karakterlerine göre bir şey seçilmiş. Zaten orada da bakıyorum, devamlı aynı sistemle uyacak futbolcular alınıyor. Hı hı. Sistemi değiştirmek istemedikleri için şimdiye kadar da ne çıktılar ne indiler, ama tabii şimdi herkesin maddi olarak kulüplerin sıkıntıları olduğu için ama iyi takım, her zaman bir iyi takım çıkarttı Alanya sonuçta. Acaba şeyi düşünüyorum hocam, yani maç için farklı bir taktik de düşünebilir mi Fatih Hoca? Yani şimdi Galatasaray'ın da hücum pesini herkes biliyor. Evet. Yani bunu burada Bayern Münih'e 65-70 dakika müthiş yapan bir takım. Ligin genelinde de bu oyunu çok iyi oynayan bir takım. Bununla alakalı herhangi bir, bence bir yeni bir taktik anlayışı olabilir mi? Biraz daha orta sahayı veya savunmadan kullanmadan ön alan oyuncularına biraz daha yüksek pasla çıkayım, dönen topu alayım, orada çabuk oyunu geçeyim diye düşünebilir mi? Hocam, ilk topu alan, santra yapacak takım kimse, o ileri atıp baskı yapacak, baskıyı yapacaktır. Onu, evet, daha bilmiyoruz kime geçecek, onun için cevabı veremeyeceğim. O iki takım da istediği bir şey. Ama burada önemli olan bu geçiş oyunu, iki tarafta iyi oynadığı için baskıyı hangi takım daha iyi yapacak? Çünkü mesela üçgenleri şeyi hatırlıyorum burada. Hatay mesela böyle oynadı. Evet. Direkt öne oynayarak oynadı. Yani savunmadan çıkış yapmadan. Burada işte o bek kanatların, yani oyuncuların arkasına çabuk ulaştırabiliyor muyuz? Rakip takım bize o uzun topu attırıyor mu? Onu zaman. Çünkü İstanbulspor'da da hocayken Fatih Hoca bu taktikleri denemişti. Evet. Düşünüyorum yani olabilir diye, yani de bekliyorum açıkçası. Bizim yeni oynayacak sağ bekte Aurier, onun üzerinden bir taktik oluşturuyor olabilirler. Çünkü diğerleri zaten formda, birbirlerini iyi tanıyor. Evet. O daha tam oturmadı, etmedi. Onun üzerinden bir taktik çalışma yapmış olabilir. Taktik savaşları hep oluyor çünkü Melisa. Bu analizlerde, evet, bütün hocalar kimin hangi yönü eksik, kimin en iyi yeri neresi, bunu hep çalışmalarını yapıyorlar. Bekliyoruz işte maçta farklı bir taktikle karşı, evet, karşıya kalır mıyız diye. Cangat'ın açıklamaları gelmiş. Hemen ekranlarınıza taşıyalım. Bu sırada sevgili seyirciler, bakalım Cangat Yılmaz neler söylemiş. Günay abi kadroda olmasa da bizi yalnız bırakmadı. Bu da bizim aile olduğumuzu gösteriyor. Futbolu iyi bir takıma, iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir hafta geçirdik, iyi hazırlandık, rakibi analiz ettik. Bugün de galibiyet alıp önümüze bakacağız demiş Cangat Yılmaz. Bu arada güzel bir haberi de paylaşalım ki taraftarımız da dikkat çekmiş. Günün güzelliği ilkinin rekoruyla başladı, galibiyetle devam edecek. İlkin Aydın'a da değinin, rekor kırdı diyor. İlkin Aydın'ı tebrik ediyoruz, zaten gururumuz. Sultanlar Ligi'nde bir sezonda en fazla sayı üreten yerli smaçör oldu İlkin Aydın. Sezonu 460 sayıyla tamamladı ve rekor kırdı. Tebrik ediyoruz İlkin Aydın'ı. Güzel bir galibiyetle de bu akşam taçlandırırız efendim. Görüyorsunuz hemen karşınızda da son 12 maçta 3 puanla ayrıldık. 12'de 12, geçen sene
14 maçlık bir rekor vardı. Bunu geliştirmeyi istiyoruz ve düşünüyoruz. Hocam sizi bu arada touch screen'e alalım mı? Tabii. Burak hocamı touch screen'e doğru alıyoruz. Biraz 11 değerlendirmesi yapalım touch screen'den de. İki takımı da ayrıntılı bir şekilde analiz ediyoruz. Hocam dizilimi yapıyor. Burak hocam. Şimdi şöyle başlayalım. Şu omurgayı koyalım. Bizim ofansif atan tutan diyorsun hocam. Atan tutan da bugün çok önemli çok gerçekten. Önemli, evet. Şimdi en önemli şey bu. Burada da iki tane aslan var. Çünkü genellikle bir ön libero oynar. Hı-hı. Genellikle bu şeylerde. Şu iki aslan çok önemli. Beraber oynadıkları zaman daha da çok takıma etki edebiliyorlar. Ofansif, defansif yönden. Şimdi şu dizilişe baktığımız zaman şu üçgenlere dikkat edeceğiz. Bir, iki, bir, iki. Yani şurada bunların arasında kanatların arasında hep üçgenler var. Neden? Topun olduğu bölgede bu üçgenler, mesela top buradaysa bu biraz geliyor, bu basıyor, bu kapatıyor. Bu topun yönünde yakın yere kapatıyor. Ne oluyoruz? İçeri doğru gidiyoruz. Topun muhtemel gelecek alanda alanlara kapatıyoruz. Şimdi bunu yapacak kadromuz var. Niye? Barış gidip gelebilen. Kerem aynı şekilde gidip gelebilen. Kön aynı. Oraya yeri bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. Formda olmasa bile buradan Barış'ın onu koruması açısından daha çok dikkat edecek ve gidip gelecek. Ama aynı zamanda burada da bir tane şey var. Dinamo var. O zaten her yere yetişiyor. Bu iki tarafı da bence gözleyecek bir görevi olacak. Burada daha çok gitmektense bu işi Kerem'in üzerine bırakıp daha çok bu orta sahadan bu kanadı ve buranın arkasını mümkün mertebe boş bırakmayacak. Onlar dönene kadar. Yani buradaki zaten Icardi'yi burada görüyoruz. Geride görüyoruz. Zaten ölü toplarda geliyor. Bu alanı kapatabilecek Barış var. Kerem var. Burada da bazen görüyoruz. Yani bu üçgenleri biz buluyoruz. Oynuyoruz ve teknik kapasitesi yüksek olduğu için, başarılı yaptığımız için topu kaybetmeden çabuk yön değiştirmek çok önemli her iki takım içinde. Çabuk, yani bir iki pastan sonra şey yapıp da burada buluşabilirsek yine, yani hep koşmak lazım burada. O burada kalırsa, o buradan gelirse hiçbir anlamı yok. O da gelecek ki bir 20-25 metrelik alanda sıkıştıracağız. Yani bunu da yapabilecek kadromuz var. Burada yani illaki o kalıplara girmek zorunda hissetmeyecek oyuncular zaten o kalıbı, boş alan olduğu zaman en yakın ama Abdülkerim öne çıkar ama Torreira geriye gelir. O takımın uyumu içerisinde topun nereye gelip gelmeyeceğini sezebilen oyuncular zaten tehlikeli alanları kapatacaktır. Uzun topa müsaade edecektir gerekirse. Toplanabilmek için zaman kazanacaktır. Zaten kaleciden başladığında oyunu bir tarafa yönlendiriyor. Yani bu üçgenler, isimler önemli değil. Üçgenleri her zaman tek top pas yapmak için en az iki kişi boşta bulunmak zorunda. Yoksa tek pas oynayamazsınız. Evet, istesem de bırakacağım, istemesem de. Evet hocam. Bence zaten bitmiştir. Geri geldi ama olsun, siz de yerinize geçerseniz bizler de daha net bir şekilde ayrıntılı analizlerimize devam ederiz. Hocamın teknik yorumlarını aldık touch screen'de. Bu arada hemen yedeklerimizden de bahsedeyim. Can Kat az önce açıklamalarda bulunmuştu. Eyüp, Sanchez, Zaha, Berkan, Tete, Hakim Ziyech, Kaan, Endombele ve Carlos Vinicius bu akşam yedek oyuncularımız. Şimdi de futbolcularımızın paylaşımlarına bakalım. Maç öncesi paylaşımlarında neler varmış? Sosyal medyada güzel paylaşımlar yapıyorlar bildiğiniz gibi. Kaptandan başlıyoruz. Fernando Muslera'nın paylaşımıyla futbolcularımızın paylaşımlarına.
Evet, Fernando Muslera bu akşam yine ona önemli bir görev düşecek. Torreira ile devam ediyoruz. Atom Karınca, onun performansı yine çok önemli olacak tabii ki. Ve Barış Alper Yılmaz'ın da paylaşımı var. İşte ekranlarınıza geliyor. Büyük Galatasaray taraftarını paylaşmış Barış Alper Yılmaz. Onun da performansının ne kadar önemli olacağından bahsettik. Kerem Demirbay. İşte Kerem Demirbay'ın maç öncesi paylaşımında sizlerle buluşturuyoruz. Carlos Vinicius bu akşam yedek kulübesinde Kasımpaşa maçında öyle bir gol attı ki şampiyon olduğumuzda hikayesinde, bu şampiyonluk hikayesinde Kasımpaşa maçını ayrı bir yere koyacağız muhakkak. İlyas, biz burada inanılmaz bir maç izledik. 4-3'lük ama öyle hikayeler vardır ki bir önceki sezonlara benzer. Daha önce şampiyon olduğumuz yıllarda da biliyorsun Kostas Mitroğlu vardı. Frederic Mitchell vardı. İşte onun gibi bir daha gol attı. Daha eskilerde Aydın vardı. Daha tabii eskilerde... Konya Spor'a attığı gol hatırlıyorum. Evet. Yani çok enteresan bir maçtı. İlyas, sen uzun zamandır yoksun aramızda ama yani Kasımpaşa maçının maç sonunda olmalıydın. Gerçekten muazzamdı. Tebrik ediyoruz onu da. Ve TT'nin de paylaşımı geliyor ekranlarınıza. İşte TT'nin paylaşımı da ekranlarınıza geldi sevgili seyirciler. Şimdi biraz da sizin yorumlarınızı okuyacağım. Amasya'dan selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray olmadan nefes alamıyorum, candır can demiş. Orie'nin performansını merakla beklediklerini söylüyor taraftarlarımız. Umuyoruz ki hakemler adaletli düdük çalar. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz, takımımıza güveniyoruz ama hakemlere güvenmiyoruz diyorlar. Bu arada sevgili seyirciler, bu mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Varda bildiğiniz gibi Fabio Melo var. Varda Hopi yabancı hakem. Evet. Varda da Buğra Taşkınsoy. Bunu söyleyelim. Bakalım. Bu son dün, maçlarda artık böyle dün, biliyorsunuz. Dün rakibimiz Fenerbahçe maçında çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Penaltılar verildi, iptal edildi. Sonradan verilmedi, gol verildi. Çok çabuk VAR girdi araya, farkındaysan. Yani bir 30 saniye sürmedi, hemen bir reaksiyon geldi ve doğru yanlış onu konuşmuyorum. Eskiden bir 2-3 dakika beklerdik. Herhalde telefonlar açılıp kapanıyordu, bir şeyler oluyordu, karar veriliyordu. Hemen anında bir baktık 30 saniye içerisinde hemen kulağa şey geldi. Çok hızlı dönüşler oldu maçta. Bilmiyorum, bir tuhaflık var diyorum ben. Hemen bu kadar çabuk nasıl karar veriyor? Çünkü dakikalarca duruyor. Demek ki tuhaflık. Daha önceki maçlarda. Tuhaflık dün değilmiş, daha evvelki maçlardaymış. Bakalım bu akşam nasıl olacak? Şimdi vardı artık yabancı hakemler görevli. Önemli maçlarda sevgili yazık, İlyas. Yazık. Ben utanıyorum yani bu yüzden utanıyorum. Yani bu süreç yani sezon başında karar verilebilir belki. Yani böyle ama bir şey bunlar, düşünebilir bunlar ama şu anda suçu, son 6-7 hafta kala böyle bir karar almak. Böyle gölge düşürmek. Hayır, kendi Türk hakemlerini de sıkıntıya sokuyorsun. Zaten sıkıntılar. Hayır, yöneticilerin buna müsaade, yönetici adı üstünde. Yani senin görevin neyse doğru dürüst yapamadığın için bu tip şeylere yapmak durumunda kalıyorsun. Bu yazık. Ben olsam sağ içi yani ısınma fotoğrafları geliyor. Bu sene neyi doğru yaptılar ki hocam hiç? Ayrı bir konu, bir şey. Konu farklı bir program. Biz burada çok konuştuk yani hakemleri. Neyse. Konuşmak yani zorunda kaldık daha şeyler doğrusu. Şeyler çabuk geldi, güzel. Pozitif bir şey. Ben karşıyım yabancı hocalara karşı ama bir şeyi bizim futbolumuzu ileriye götürecekse, pozitifse karşı değilim. Ama bunu biz de yapabiliriz. Yeter ki bırakın yapsın insanlar. Ona inandığım için utanıyorum dedim. Sevgili seyirciler, Okan hocamızın da açıklamaları geldi. Oyuncularımızın ısınma görüntülerini de, fotoğraflarını da sizlerle paylaştık. Alanya Oba Stadyumu'ndan işte Kerem Aktürkoğlu geliyor ekranlarınızda. Tabii ki Derik Kön, Sergio Aurier'in performansı merakla bekleniyor. Yedek kulübemizde oldukça etkili, çok önemli isimler var sevgili seyirciler. Ama tabii ki bu akşam en fazla merak ettiğimiz için Sergio Aurier zaten çok tecrübeli bir futbolcu ama maalesef Afrika Kupası'ndan bir sakatlık geçirerek dönmüştü.
Yedek oyuncularımız arasındaydı ama sahada görme imkanı bulamamıştık. İşte bu akşam, o akşam güzel bir performans sergileyecektir tecrübesiyle birlikte. Bakalım neler olacak. Okan hocamızın açıklamaları gelsin ekranlarınıza. Ben de sizlere aktarayım. Her maç zor. Geçen hafta da zordu, ondan önce de zordu. Son 7 maç. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Zor, çekişmeli birlik. İki takım da kazanarak devam ediyor. Biz de bugün hata yapmak istemiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Formdalar. Topla oynamaya çalışan bir takım. Fatih Tekke Hoca'nın DNA'sında bu var. Oynamayı seviyor. Burada başarılı oldu. Güzel bir maç olacak. Zemin güzel. Maç saatinin 20 olması iki takım için de avantaj diyor Okan hocamız. Kadro için çok zorlandık. Hem de kendi oyun yapımız hem rakibin oyun yapısı birleştiğinde bunları hesapladık. Türk yabancı da var. İyi oyunculara sahibiz. Herkesi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Davinson son maç kadrodaydı. Bugün oynayabilecek durumdaydı. Daha önce oynatmadığım için bugün onunla başlamıyorum. Bütün oyuncular hazır durumda oynamayı bekliyor. Çok zorlandığımızı söyleyebilirim. Bütün oyuncularımız oynamak için bekliyor. İyi bir kadroya sahibiz. Kazanan taraf olmak istiyoruz demiş. Taraftarımızın beklentisi yüksek. Onlara da bu anlamda hizmet etmek istiyoruz. Bu haftada bir viraj, haftaya da bir viraj olacak. Kolay maç olmayacak. Bir çekişme var. Lig öyle yakınlaştı ki Alanyaspor'a bakıyoruz. Avrupa'ya yaklaşıyor. Kasımpaşa ile oynamıştık aynı şekilde. Takımların hep hedefleri var. O yüzden her maç çok zor. Formda bir takıma karşı oynuyoruz. O yüzden aradaki farkı ortaya koymalıyız oyuncularımdan. Beklentim bu dedi Okan hocamız. Taraftarımız da bol gollü bir maç bekliyor. Bir taraftan görüyorum Okan hocamızın açıklamalarının ardından. Icardi 2, Barış 1, Mertens 1, Abdülkerim 1 diyor. Bol bol gollü bir maç bekliyor. 3-0 galibiyet bekliyorum demiş Galatasaraylı taraftarlar. İnşallah güzel kazandığımız bir maç izleriz. Adaletli yönetilen bir maç izleriz iki takım adına da. Güzel bir oyunla galibiyetimizi müjdeleriz sizlere de maç sonunda sevgili seyirciler. Tabii ki Okan hocamızda da az önce bahsettiği konular var. Oyuncularımız hazır. Hepsi forma giymeye bekliyor. Biz uzun zamandır sakatlıklar vardı biliyorsunuz. Pek çok oyuncumuzun aslında bu şekliyle, bu haliyle olmasını bekliyorduk. Tatlı bir forma rekabeti olacak şimdi. Son 7 haftada da herkesin oyunda kaldığı süreç içerisinde de %100'ünü sahaya yansıtması zaten gerekiyor şampiyonluk için. Bizim takımımızın yıllara bakarsanız, geçmiş yıllara en dominant olduğu, en çok performansı gösterebilen, direnci gösterebilen tarihte öyle yazıyor Galatasaray'dır. Ben hep hatırlarsan söylüyorum bu son tek rakamlara geçince Galatasaray'ın çok önemli çıkışları oluyor. Mümkün olmayan puanlar bile geçilip şampiyon olmuşluğumuz var. Bu tarihinde olduğu için gelen oyuncular da bunları zaten öğrenmemişse öğretiyorlar. Bu çok önemli bir şey ve bizim takımda çok kariyerli, iyi karakterli ve özellikle şampiyon olmak isteyen oyuncular var. Çok önemli. Öyle. Yani evet. Okan hocanın söylediklerinden cımbızla bunu çekip yeter almak demiyor. Para yani demiyor. Şampiyon hepsinin olmak oynamak istemesi çok önemli. Çok pozitif bir şey. Çünkü bu tür maçlarda artık son kalan haftalarda bazen bazı oyuncular şampiyonluk stresinden oynamasam da ses çıkartmaz ama her oyuncunun oynamak istemesi ne kadar kaç puandan geldi. Evet. Şampiyonluğa inandıklarını gösteriyor evet. Yani. Size şimdilik çok teşekkür ediyorum. Yayını burada noktalıyoruz maçın başlamasına. Yalnızca 12 dakika kaldı. Heyecan Doruk'ta Okan Buruk ve öğrencilerine başarılar diliyoruz. Biz maçın ardından yeniden karşınızda olacağız inşallah. 3 puanı müjdeleriz. Son 6 maç kaldı geriye deriz. Buna inanıyoruz sevgili seyirciler. Sizin yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum. Hala görüyorum yorumlarınızı. 5-0 alırız, 3-0 alırız, 1-0 olsun bizim olsun diyen taraftarlarımız var. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Maçın ardından inşallah galibiyeti konuşmak dileğiyle bu stüdyolarda sevgili seyirciler. Yeniden görüşmek dileğiyle 90 dakika programında yine Galatasaray Televizyonu YouTube kanalını takip edin efendim. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Sixt maç önü programını sundu.